Herkese hoş geldin diyoruz. Bugünkü konuşmacımız Tekin Dereli. Bize bu Interstellar filminin fizikçe yorumunu yapacak. Kendisi lisansını, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almış. Aynı okulda doçentliği alınmış. Şu anda Koç Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor fizik bölümünde. Daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde teorik fizik ve yüksek enerji fiziği ana bilim dallarında çalışmış. Müsafir öğretim üyesi olarak Yale Üniversitesi'nde bir sene kalmış. Brandeis Üniversitesi'nde gene Amerika'da bir yıl kalmış. Einstein Memorial Foundation Fellow olarak Viyana Üniversitesi'nde müsafir öğretim üyesi olarak bulunmuş. Lancaster Üniversitesi'nde gene İngiltere'de yine bir yıl bulunmuş. Her fizikçinin gittiği gibi ICTP'ye gitmiş, İtalya'da, Trieste'de de bulunmuş. Von Humboldt Fellow olarak Karlsruhe Üniversitesi'nde Almanya'da çalışmış yine bir sene müsaade hoca olarak. Ödülleri var. TÜBİTAK Bilim Ödülü var. 96 senesinde. Daha önce Mustafa Parlar ödülü var. ODTÜ'nün verdiği 93 senesinde. Sedat Simavi ödülü var. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi, aynı zamanda bizim Bilim Akademimizin de üyesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Aslında dinlemesi herhalde her zaman iyi oluyor değil mi? Genelde böyle senelerin geçtiğinde şeye bakınca, CV'ye bakınca fark ediyorum. Genç iddialı arkadaşlarımızın verdikleri CV'ler kadar detay yazsam kitap olacak. Onun için bazen arkadaşlar diyorlar ki siz nasıl olsa tanıyorsunuz ya da tanıyanlar tanımayanları anlatsın deyip kesiyorlardı. Uzaklığı için çok teşekkür ediyorum Önder'e. Benim şimdi anlatmak istediğim konu Interstellar film. Bilim kurgu filmi. Ama benim tabii fizikçi olarak ilgilendiğim bunun ne kadarı fizik, ne kadarı kurgu. Bunun üzerinde durmak. Bir de bu filmin bilim kurgu filmleri arasında özel bir yeri var. Bunu da anlatmak amacındayım. Notlarımın bir kısmı İngilizce. Esasında yazılı tarafı hep İngilizce. İngilizce okuyup Türkçe hepsini ben anlatacağım. Birebir de sadık kalmayacağım için herhalde okuyanlar için sadece bana bir yol gösterici olacak. İngilizce alt yazılı ya da İngilizce yazıya Türkçe yorumlu, öyle diyeyim isterseniz. Şimdi eminim filmi geldiğinize göre büyük çoğunluğunuzu seyretmiş olması lazım. Belki de seyretmediniz çünkü geçen sene bu zamanlarda sinemalarda oynadı. Ondan sonra kursu olarak indirip seyredebilirsiniz veya DVD'sini alıp seyredebilirsiniz. Ama o kadar da önemli değil. Ben çünkü daha çok fiziği üzerine burada bulunacağım. Yalnız belki bir 5-10 dakika ayırıp film hakkında, film neden bahsediyor konusu hakkında bir kısa özet vermem yerinde olacak. Ben bu filmi ilk konuşmam geçen sene söylediklerimde korsan kopyadan önce izledim. Şimdi korsan kopyada bir şey oluyor, böyle ilk çıkanlar, hemen daha film vizyona girmeden önce çıkanlar. İlk gösterildi, arkada birisi oturup webcam'de çekiyor. Sesler falan cızırtılı oluyor, sahne böyle karanlık oluyor, kafalar geçiyor falan. Bu arada böyle bir kopyadan izlediğim zaman çok sıkıldım. 15-20 dakika sonra aman dedim, bu kadar ben bunu istemiyorum. Sonra hafta sonu IMAX'te gidip izledim filmi. Ve filmin belki de en önemli özelliği görsel ve ses efektleri. Müziği çok güzel, görüntüler çok güzel. Ve son derece açıcı olaylar var ve 2 saat süreyle nefesinizi tutup filmi izleyebiliyorsunuz. Ama yazılı olunca böyle kötü bir kopyadan izleyince aynı etkiyi vermiyor. O zaman bu esasında filmin bir özelliği. Ses ve görüntü efektleri son derece mükemmel olarak hazırlanmış. Ayrıca bu filmde belki bu tür filmlerin hepsinde olan sembolizmler var saklı. Biz bunun hepsinin farkına da varmıyoruz. Bir de daha çok böyle bilinç altına hitap eden bir takım böyle koşullandırmalar da var. Bunu da fark etmiyoruz.
bunun hakkında pek düşünecek, konuşacak değilim ama mesela uzay misyonunun adı Lazarus. Kime ne ifade ediyor Lazarus demek? Bize pek bir şey ifade etmiyor değil mi? Belki size ediyor Lazarus. Çünkü filmin konusunu da izleyince aslında çok anlamlı bir sembolik isimlendirme olduğunu biliyorsunuz. Lazarus, Hristiyan mitolojisinde cüzdanlıların velisi ve hikayesi de Dives and Lazarus hikayesi de dünyada çok zengin birisi, mal mülk sahibi, sokakta gördüğü fakir, kimsesiz, evsiz bir adama hiç yüzüne bile bakmıyor, hiç ilgilenmiyor. Fakat sonra öldüğün zaman bir gidiyor, Hazreti İsa'nın yanında bizim bu çulsuz adam oturuyor baş köşede. Ama ne oldu diyorlar, Allah'ın sevgili kulu o. Diyor ki ben kardeşlerim var, akrabalarım var dünyada. Onların da yani benim yaptığımı yapmamaları lazım, bilmeleri lazım. Sen dünyaya geri döndüğün zaman lütfen nerede bulunduğunu olayı anlat ki onlara. Onlar da sizlerle ilgilensinler. Cüzdanlılar da ilgilensinler ve benim başıma gelen sizin başınıza gelmesin. Lazarus hikayesi bu. Şimdi filmde de aynı şekilde misyon dünya dışında yaşanabilecekler, planetler arıyor. Astronotlar kara delikten geçip başka bir gezegene gidiyorlar ve de gayipten haber getiriyorlar. Ve onu da filmin sonunda tekrar ben yorumlayacağım size. Dolayısıyla filmlerde seçilen isimler bile son derece sembolik isimler. Bir de bazı sahneler var filmde, gene bunu da vurgulamak istiyorum. Filmin mesela bir sahnesinde başlarken, bu aynı zamanda ütopik film demeyeceğiz. Şimdi ütopiye bir tane alternatif çıktı. Ütopik olunca iyimser bir gelecek bekliyorsunuz. Distopik, kötümser bir gelecekten bahseden bir film bu. Amerika'daki bütün ürünler ve de doğal kaynaklar tükenmiş, kuraklık başlamış. Ve de bizim aile orta batıda bir çiftlikte mısır yetiştirip kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Kum fırtınaları, çevrede bozulduğu için kum fırtınaları var. Ve de ileriye kaçış filmi. Çünkü böyle bir ortamda bu kadar sıkıntı içinde dünyadan kaçmak istiyorlar. Ve de yaşanabilecek başka bir gezegen bulup oraya gitmek için misyon yapılıyor. Ve bu arada bir tane sahne var. Birdenbire böyle kahramanımız, test pilotu Cooper, iki çocuğu var, Tom ve Murphy diye. Bunlar da jipe binip bir insansız hava aracının peşinde koşturuyorlar. En sonunda düştüğü zaman yakalıyorlar ve de bakıyorsunuz Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir şey. Şimdi bu nereden çıktı diyorsunuz. Onun hakkında da sonra da yorum yapabilirim en sonunda. Peki, bu film hakkında ben daha fazla konuşmayacağım. Çünkü yapılan NASA bir misyon düzenliyor. Dış dünyalarda, dış evren, dış uzayda yaşanabilir bir gezegen bulmak ve burada bir keşif heyeti yollamak için test pilotu Cooper'ı çağırıyorlar. Profesör John Brown, yaşlı bilgi adam ve kızı da Melia Brown, doktor. O da çok ilginççe. O da misyona katılıyor. Tabii ki Amerika'da olduğu için equal opportunity yasaları hala geçerli, gelecekte de olsa. Bir tane de siyah astronot, bir de beyaz astronot, bir kadın astronot, bir de test pilotu. Hepsi uzay aracına binip, kara deliğe gidip, Jüpiter yakınlarındaki bir kara deliğe gidip, o kara deliğin içinden tüp geçitle akdelikten başka bir evrenin başka bir noktasına gidiyorlar ve de maceralar başlamış oluyor. Ben esasında filmi daha fazla duracak değilim. Ben esasında bu filmin fizik yasalarına nasıl relevant olduğunu anlatayım. Zaten benim bugün bu konuşmayı yapmamın nedeni 2015 yılı Uluslararası Evrensel Işık Yılı ve Genel Relativite Teorisi'nin 100. yılı. Bu amaçla pek çok toplantılar düzenlendi, konuşmalar verildi. Biz de Koç Üniversitesi'nde yaptık, başka üniversitelerde de yaptık. Ben tabii genel relativite kanadından biliyorum bir şey. Genel relativitenin 100. yıl dediğim zaman Albert Einstein'ın genel relativite teorisini tanıtan son makalesi 1915 tarihli bir makaledir. Ve bunun sonuçlarını biz tartışmaktayız. Ve bu Interstellar filminin diğer bilim kurgu filmlerinden farklı bir film olmasını sağlayan çok meşhur bir genel relativiteci var. Kip Thorne. Kip Thorne'u ben
yıllar önce konferanslarda görmüştüm ama hep böyle kafamda genç bir insan olarak, genç, aktif, heyecanlı bir insan olarak kalmış. Kitabındaki resmini görünce insan önce bir dehşete kapılıyor, sonra bir aynaya bakıyor, acaba bizden böyle olduk diye. Fakat yani Caltech'ten emekli olmuş, Türkiye'ye hiç gelmedi Kipton. Fakat Türk öğrencisi olduğunu da biliyorum. Bir de öğrenciliğimizde bizim genel relativite ortalığında öğrenirken bir tane tuğla gibi kalın bir genel relativite kitabı vardı. Mizler Tornavili'dir, hala da kullanılabilir bir kitap. Onun ortak yazarlarından bir tanesi. Interstellar filmini fikir babası ve de bilimsel danışmanı Kipton. Filmi çeviren ne diyeceğiz, prodüser, yapımcı Christopher Nolan. Dolayısıyla bu ikisi esasında filmin fikir babaları. Bunun Christopher Nolan'ın başka bilim kurgu filmleri de var. Fakat söylediğine göre Kipton daha filme başlarken kurallarını koymuş. Önce bir kere bütün bilim kurgunun bilim tarafındaki fikirleri ve de filmde kullanılacak kavramları ben size söyleyeceğim. Ve de her ne kadar bazen teorik fizikçiler de çok uçarlar. O uçuşa geçtiği zaman bile bilim kurgu yazarı değil, bilim kurgu yazarının hayalinden değil, teorik fizikçinin bildiklerinden hareket ederek bu filmi yapacağız. Ve nitekim filmin sonuna geldiğimizde filmin sonunu ayrıca anlatacağım. Filmin sonu geldiğine kadar bizim bilimsel teorilerimizden esinleniyorsa da epey kanatları havada uçuşa geçmiş olarak bitiyor film. Burada hangi kavramlar önemli? Bir kere çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Genel relativite teorisini size 5 dakikada anlatacak değilim. Bunu belki Türkiye'de çok ilginç bir şey var. Bazen bana televizyonlardan bir fikir sormak için ararlar. Yahut da programlara çıkarlar. Şöyle bir konuşmalar geçtiğini hatırlıyorum. Sunucu bana telefon ediyor. Diyor ki işte hocam Nobel ödülü alındı. Siz bize fikir verebilir misiniz? Peki. İşte 5 dakikamız var. 3 dakika ben soru soracağım. Sen de 2 dakikada söyleyeceksin. Neyse. Yani eğer 2 dakikada ben onu açıklayabilecek olsaydım genel relativite teorisini herhalde 40 senemi bu işe harcamazdım ama aynı şey şimdi bugün de geçerli. Yani 50 dakikalık konuşmanın 10 dakikasında genel relativiteyi anlatabiliyor olsaydım bu kadar gerçekten uğraşmamıza gerek kalmazdı. Onun için ben sadece size çok kaba hatlarıyla çok önemli bir takım kavramlardan size bahsedeceğim. Bir tanesi uzayda yolculuk yapıyoruz. Uzayda yolculuk yaparken tabii çok çok uzaklara gitmekten bahsediyoruz. Yani binlerce, milyonlarca ışık yılı uzaktaki gezegenlere, gezegen sistemlerine gitmekten bahsediyoruz. Yani bir insan ömrü içinde bu yolculuğu tamamlamak için tabii ki çok hızlı gitmemiz lazım. Ama doğada bir üst hız sınırı var. Doğada hiçbir cisim ışığın boşluktaki yayılma hızı olan 300 bin kilometre saniye hızından daha hızlı hareket edemez. Aslında bizim gittiğimiz hızlar, yani ne diyeyim, kilometre bölü saniye olarak verdim. Metre bölü saniye olarak mesela biz 25 metre bölü saniye, işte 90 kilometre saatte 90 kilometre hız demek. Yani o kadar küçük bir hız ki esasında ışık hızına göre. Yani biz ışık hızının yarısına kadar bile, yani belli bir yüzdesine kadar bile hızlı hareket etsek aslında çok hızlı hareket ediyoruz demektir. Bu sınırlayıcı bir unsur. Çok uzaktaki gezegen sistemlerine seyahat etmek için zamana ihtiyacımız var. İnsan ömrü sınırlı. Fakat gidebileceğimiz hız da sınırlı. Ve bu sadece sınır teknik olanaksızlıklardan kaynaklanan bir sınır değil. Bu doğanın temel bir sınırı. Işık hızından daha hızlı hareket edemeyiz. Bir de zamanda hareketli yolculuk fikri vardır biliyorsunuz. Zamanda yolculuk, zamanda esasında zaman biraz uzay gibi değil. Zaman biraz daha zor bir kavram. Böyle akıp giden bir kavram. Geçmişimiz var, geleceğimiz var. Biz hiçbir zaman geçmişimize müdahale edemeyiz. Geçmiş geçmiştir. İçinde yaşadığımız an önemlidir. Biz ancak geleceğimizi etkileyebiliriz. Ve zamanın akış yönü geçmişten geleceğe doğrudur. Ve hiçbir şekilde biz zamanın akış yönünü değiştirmek ve zamanda geri dönüp geriye doğru gitmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Her zaman için zaman bizim dışımızda geçmişten geleceğe doğru akıyor. Dolayısıyla seyahatlerimizi yaparken bunu da ciddi bir şekilde kısıtlayıcı bir faktör olarak, kavram olarak düşünmemiz lazım. Özel görevlilik ve genel görevlilik teorilerinden bahsetmeyeceğim ama
çok duymuş olabileceğiniz bir şey var. Eğer özellikle çok hızlı ışık hızma yakınlarda hareket eden sistemler veya hatta belki bir gözlemci varsa bu gözlemcinin duran bir gözlemciye göre zaman aralıkları ölçümü daha uzundur. Veya uzunluk ölçümleri ise daha kısadır. Bunlar gerçek etkiler. Yalnız burada size şunu söylemek istiyorum. Özel görevlilikte öğretirken kavramsal olarak görmek başkadır, ölçmek başkadır. Görme kavramı, ölçme kavramı. Yani ölçmekten bahsettim ben. Zaman aralıkları ölçmekten bahsettim. Mesafe aralıkları, mesafe ölçmek. Çubukların uzunluklarını ölçmekten bahsettim. Ölçmek başkadır, görmek başkadır. Bazen bilim kurgu filmlerinde ya da çizgi filmlerde görürsünüz. Işık hızına giden, yakın giden tren ya da araba uzun kısalması yaparsınız. Sanki basılmış, kısalmış gibi gözükür ama görmek meselesinde bu yanlış. Çünkü görmek her zaman siz aynı görürsünüz mesafeyi. Ama çok ışık hızına yakın giden 1 kilometrelik bir çubuğu 1 metrelik bir kutuya sıkıştırabilirsiniz. Gerçek, bu da gerçek. Bu türden paradokslar özel görevlilik teorisinde var. Filmde bunların da göz önünde alınması düşünülmüş. Tabii genel relativite teorisi Einstein'ın bizim evrensel çekim kuvvetlerini bu kütleli cisimler arasındaki etkin olan uzun menzilli evrensel çekim kuvvetlerinin uzay zamanının eğriliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Bunu anlatmak için bilim müzelerinde bir takım şeyler görürsünüz. Yani bunu yalnız uzay ve zamandan bahsettiğimi de aklınızda tutun. Ben yani iki boyutlu ya da üç boyutlu uzaydan değil, dört boyutlu uzay zamandan bahsediyorum. Bu boyutlardan bir tanesi zaman boyutu ve bu zaman boyutu uzay boyutuna denk değil. Çünkü herhangi bir gözlemci için zamanın ne olduğu, uzayın ne olduğu mutlak olarak belli. Sorun, relativite teorisinde bir gözlemcinin zaman koordinatı dediği koordinata başka bir gözlemci aynı sisteme baktığı zaman zaman koordinatı deneyebilir. Zaten özel görevliliğin bütün paradoksları da buradan kaynaklanıyor. Einstein denklemleri kısmi diferansiyel denklem sistemi. O tekniğe hiç girmeyeceğim, yazmadım bile denklemleri görürseniz. Yalnız denklemin sonunda uzay zaman geometrisine ait nicelikler var. Sağ tarafında uzaydaki madde dağılımına ait nicelikler var. Dolayısıyla uzayda bir madde dağılımı verdiğiniz zaman uzay zaman geometrisi değişiyor. Yani güneşi koyduğunuz zaman çok kütleli ağır bir cisim bu etrafındaki uzay zamanı eğri, büküyor, eğri hale geliyor. Mesela bir gezegen, dünyayı düşünelim. Böyle eğri bir uzay zamanda düzler, doğrular, dört boyutlu uzay zamandaki doğrular boyunca hareket etmiyor. Yörüngesi eğriliyor. Biz de buna diyoruz ki işte güneş dünyayı çekti. Dolayısıyla geometrik bir teori. Bunun testleri veya öngörüleri hakkında şu dediğimden fazla bir şey söylemeyeceğim. Genel relativite teorisinin en önemli üç öngörüsü daha hemen ardından birkaç sene ardından genel relativite teorisi yazılmasından bulundu. Mesela kara deliklerden bahsediyoruz. Bu film zaten kara delik fikri üzerine inşa edilmiş. Kara delikleri tarif eden Einstein denklemi çözümleri daha 1916 senesinde Karşı Varşık tarafından bulundu. Gravitasyon dalgaları uzayda, boş uzayda ışık hızıyla yayılan gravitasyon dalgaları, yani uzay zaman eğriliklerindeki salınımlar ışık hızıyla uzayda ilerleyebilir. Bunların var olabileceğini Einstein'in kendisi daha 1917'de inceledi. Bir de 1920'de evrenimizin, üç boyutlu evrenimizin dinamik olup genişlediği, hatta günümüzde genişlemesi ivmelenerek artan bir genişleme içinde ve belki de bir uzay zaman tekilliğinden, T eşittir sıfır anından bilmem büyük patlamayla başlayıp geliştiğini söyler. Bunlar kara deliklerin varlığı hakkında gözlemsel kanıtlarımız artık var, bahsedeceğim. Gravitasyon dalgaları çok ciddi bir şekilde araştırılıyor. Bundan da bahsedeceğim. Ve filmin sonunda da gravitasyon dalgalarından yararlanıyor kavramsal olarak varmış gibi. Genleşen evren modelleri hakkında hiç konuşmayacağım ama bu üç problem de 21. yüzyılda çok önemli problemler. Ve gerçekten birinci ve ikinci problemler üzerinde de bayağı ciddi araştırma yapılıyor. Tabii kozmoloji hakkında da yapılıyor çünkü şu dönemde
Ben de 15 sene öncesine kadar hiçbir öğrencime kozmoloji konusunda çalışmasına teşvik etmez, doktora da vermezdim. Çünkü gözlemsel kanıtlamak mümkün değil diye. Fakat şimdi gözlemsel kozmoloji yapılabiliyor. Çok uzay dışına gözlem istasyonları ve teleskoplar gönderilerek çok hassas veri elde ediliyor. En son TAP uydusundan gözlemler geldi. Dolayısıyla şu anda kozmolojinin gözlemsel olarak yapılabildiği bir zamandayız. Ve bu konuda da çok teorik fizik araştırması yapılıyor. Ancak artık gözlemlerle, astrofizik gözlemleriyle karşılaştırma yaparak bu makaleler yazılıyor. Dolayısıyla orası da son derece yoğun bir araştırma alanı. Kara delik derken, kara delik bir uzay zaman tekilliği. Şöyle düşünelim, kara delik nasıl oluşabilir? Biliyorsunuz uzaydaki cisimler, gezegenler, yıldızlar, galaksilerden bahsederken mesela Güneş'in kütlesinin 10 katı kadar kütlesi olan çok ağır yıldızlardan bir düşünelim. Bu yıldızları ayakta tutan, esasında ışımasını sağlayan onun çekirdeğindeki termonükleer etkileşmelerden çıkan enerji. Fakat sonuçta yıldızın bir yaşam döngüsü var. İşte enerji üretmek için termonükleer etkileşmelerin bir döngüsü var. Çok ağır yıldızlar tüm yakıtlarını bitirdikleri zaman, yani termonükleer reaksiyonlarla çekirdekle enerji üretme olanaklarını son noktasına kadar kullanıp artık daha fazla ilerleyemedikleri zaman evrensel olarak çekici olan çekim kuvvetleri, gravitasyon kuvvetleri altında kendi üstlerine çökebilirler. Nereye kadar çökebilirler? Yani beyaz cüce olup, ışımasında yok olup, yavaş yavaş silinip yok olabilirler. Bu bir yöntem. Fakat çok büyük kütleli yıldızların yaşamlarının son evresi biraz daha ilginç oluyor. Çünkü o kadar küçük bir mesafeye çöküyor ki mesela 10 ışık, 10 güneş kütlesine sahip bir yıldızın birkaç kilometre, 10 kilometre çapına kadar küçük bir mesafeye çöktüğünü düşünürseniz bunlar kara delik oluyorlar. Kara delik derken şunu düşünüyorum. Kara delik fikri daha 18. yüzyılda bile varmış. Biliyorsunuz yeryüzünden roketi attığımız zaman ya da bir top attığımız zaman, topu yukarı çevirip attığımız zaman projektörünün eğik atış probleminde bir kaçış açısı denen bir açı var. Attığınız zaman, yukarıya topu attığınız zaman ne kadar hızlı atarsanız atın, yükselde yavaşlar belli bir mesafede durur, ondan sonra geri düşer. Biraz daha hızlı atın, daha yüksek enerjiyle atın, daha yükseğe çıkar, gene geri düşer. Fakat öyle bir limit hız var ki, buna kaçış hızı diyoruz. Bu hızdan daha yüksek bir hızla atarsanız, mesela roketler bunu sağlıyorlar bize, tam böyle dikey olarak yukarı çıkıyor. O kadar büyük bir itki veriyorsunuz ki, kaçış hızından daha büyük bir ilk hızla yukarıya çıkmaya başlıyor. Ve dünyanın çekim alanından kurtulup, boş uzayda çekim alanının olmadığı bölgede tek kurtulup gidebiliyor. 18. yüzyılda John Mitchell diye bir fizikçi, tek başka bir yapmış olduğu bir iş yok. Bir tek bu işiyle bilmiyor. Demiş ki o kadar kütle büyük olabilir ki yıldızın kütlesi ışık bile kaçamaz. Kaçış hızı ışıktan daha büyük. Kaçış hızı dediğimiz şey çekici kütlenin kütlesiyle düz orantılı. Ne kadar büyük bir kütle verirseniz kaçış hızı o kadar büyük. Peki kaçış hızı ışık hızı olursa ışık bile kaçamaz o cisimden. Kara delik. Yalnız tabii Mitchell'in bilmediği şey İlk başta başlarken söylediğim limit hız meselesi. Evrende hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu aynı zamanda gözlemsel bir yol bu. Çünkü görelilik teorisi esasında buna izin veriyor. Tapyon denen bir şeyi belki duymuşsunuzdur. Ama gözlemsel olarak tapyon denen, yani ışıktan hızlı edilecek cisimler hiçbir zaman gözlenmemiş. Dolayısıyla biz gene kendimize güvenilerek bu aksiyonu söyleyebiliriz. Genel relativite teorisinin doğruluğuna hayal gelmezdi. Yani ışıktan hızlı giden cisimleri gözlenseydi. Buna yerimiz var. Ama evrende olgusal olarak böyle bir cisim gözlenmemiş. Bu durumda Mitchell'in fikrini tekrar geri geliyorsunuz. Eğer ışık kaçamazsa kaçış hızından, ışıktan daha hızlı hiçbir şey olmadığına göre hiçbir şey kaçamaz. Genel relativitenin getirdiği kara delik fikri bu.
ışığın böyle yavaşlayıp 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 durduğu tam nokta, buna biz Schwarzschild yarıçapı diyoruz veya biz buna olay ufku diyoruz. Işığın asılı kaldığı yarıçap böyle kara deliğin çevresine küre olarak kapıyor. Şimdi içeriden dışarıya bir şey kaçamaması güzel de, bir de şeyi düşünün, dışarıdan içeriye girdiği zaman ne olacak? O zaman bir tane böyle şey düşünün, astronot, bahsedeceğiz şimdi astronotlardan çok bahsedeceğiz, spotetik. Dışarıda böyle kara delikten düşmeyecek kadar biraz korunaklı bir mesafede dursa, arkadaşını içeriye itse ne olur? Önce kollarına iki tane bir senkronize edilmiş saat bağladıklarını düşünelim. İçeriye doğru giderken takip edecek. Çünkü izlemesi lazım ne kadar çabuk düşüyor, çok hızlı mı düşüyor, parakta mı, canlı mı, bana geriye haber gelmesi lazım. Şimdi olan şu, bekleyen, dışarıda bekleyen, uzakta bekleyen astronot, kendi kolundaki saat tık 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 gayet düzenli olarak devam ediyor. Hareket halinde kara deliğe giden astronotun saati yavaşlıyor, 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 yavaşlıyor. Bir noktadan sonra hiçbir ses gelmez oluyor. Bu demek ki o kara deliğin olay ufkuna vardı ve olay ufkundan içeri girdi. Hareket halindeki astronotun kendi kolundaki saatte hiçbir şey yok. Tık 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 aynı şekilde aynı saat işliyor. Ve astronot kara delikten geçerken, mesela duran kara delikten geçerken, Schwarzschild kara deliğinden, olay ufkundan geçerken hiçbir şey hissetmiyor. Çünkü bu bir koordinat similaritesi. Hareket halindeki astronot hiç farkında değil. Dönülemez noktayı geçtiğini, içeriye girdiği zaman. Ama dışarıdaki astronot hiç artık ses gelmediği zaman biliyor ki içeride ve de dışarıya tekrar haber çıkması mümkün değil. Dolayısıyla kara delikler bir anlamda da bilim kurumunda tehlikeli nesneler. Bu kadar ağırlar ki yanına ne koyarsanız koyun, sonuna hepsini içeri alıyorlar. Ve gözlemsel kara deliklerde de aslında gözlem olarak kara deliklerimiz dönen yıldız çiftlerinde görüyoruz. Bu bir seçenek. Bir de galaksilerin merkezinde daha büyük kara deliklerin varlığından söz ediliyor, kanıtlarından. İki tür kara delik tanıyoruz şu anda. Bir tanesi galaksi merkezlerindeki kara delikler, onlar iyice ağır kara delikler. Bir de dönen yıldız çiftlerinden bir tanesi eğer gözükmezse, çünkü dönen yıldız çiftleri var, fakat bunlardan bazıları bir tanesi dönüyor, fakat görüyorsunuz ki onun bir tane etrafında döndüğü bir nesne var, fakat o nesneyi görmüyorsunuz. O zaman o görünmeyen çift kara delik. Ve kara delik çok ağır olduğu için, her şeyi içine çektiği için dönen partnerinden kütle çalıyor sürekli olarak. Ve o dönen kütle dönüşte olduğu için bir yüzey üzerinde dönerek kara deliğin içine dönüyor. Bunu biz kreşimiz, sen bana yardım edeceksin, kreşin şimdi aklıma gelmedi. Birikme düzleme herhalde, birikme düzleme. Kütle kaybeden yıldız bir birikme düzlemi içinde spiral halinde kütleyi veriyor ve o spiral halinde kara deliğin içine düşüp kara deliğin geniş büyümesine, şişmanlamasına neden oluyor, kütlesi artıyor. Bunları da esasında görebiliyoruz. Ve dönen kara delikler biraz daha tehlikeli. Şimdi bunu da söylemem lazım. Çünkü dönen kara deliklerde bir de tangle ne diyeceğiz? Medcezir. Yanan kuvvetler var. Veya şöyle diyeyim. Mesela balıklama daldığını düşünün astronotun kara deliğin olay ufku üzerine dümdüz. Tabii kara delik onu radyal olarak dümdüz merkeze doğru çekiyor. Merkezde ise kara deliğin gerçek singülaritesi, eğrilik singülaritesi var. Esas tehlikeli olan singülarite o. Fakat dönen kara deliklerde sadece radyal kuvvet yok. Yanal kuvvetler var. Tanjant düzlerinin, teğet düzlerinin yolunda da kuvvetler var. Ve dolayısıyla siz esasında bir astronotu, gerçek bir astronotu tepe aşağı düldürdüğün zaman iki tür şey oluyor. Bir kere tepe aşağı giderken başına etki eden kuvvet, ayaklarına etki eden, geriden gelen ayaklarına etki eden kuvvetten daha fazla. Dolayısıyla şöyle bir uzama var. Bir de yana kuvvetler var. Yana çekilmeler var. O zaman böyle astronotlar böyle bir taraftan uzuyorlar, bir taraftan da böyle makarna gibi
subjektif ifade ediyorlar. Dolayısıyla kara deliğin içine düşen bir cismin başına gelecek olan bu sonuçlar. Böyle hem uzayıp lineer bir hale gelmek, bir taraftan da lif yanan kuvvetler nedeniyle de lif ayrılmak. Filmde esasında bunları hiç bahsetmiyoruz tabii ama tabii ki Kipton bunların haberinde daha 1960'larda yazılmış makaleleri var bunlarda. Kara deliğe düşmek böyle kolay bir şey değil. Bir de tabii kara deliklerden burada spagettification olarak söyledim, spagetti şeyi olan efekti. Tabii bir de haberleşmeden de bahsettik. Çünkü kara deliğin içine düştüğünüz zaman nasıl haber vereceksiniz? Dışarıya ben kara deliğin içindeyim diye mesaj yollamanız mümkün değil. Hiçbir şey çıkmıyor, ışık da çıkmıyor, haber de çıkmıyor dolayısıyla. O zaman bayağı zor bir durumdayız kara deliğin içinde. Yalnız şimdi kara deliğin içinde ne olduğunu bilmemiz bizim mümkün değil. Biz ancak olay ufkun dışını bilebiliriz. Einstein denklemlerinin çözümünü de biz olay ufku dışında çözerek veriyoruz. Yani olay ufkuna kadar gittiğimiz zaman ne olacağını ben size söyleyebiliyorum denklemlere bakarak. Peki olay ufkundan içeri girdiğim zaman bu cisim ne yapar? Bunu ben bilmiyorum esasında. Kara deliğin içinde ne olduğunu. Einstein'ın gene 1930'larda yapmış olduğu bir başka çözüm var. Bunu siz de nasıl soracağım belli diye bir şey biliyorsunuz. Ben onu istemiyorum. Ben tüp geçit diyorum. Tüp geçit. Kara deliğin wormhole dediğim tüp geçit. Esasında tam olarak tüp geçit. Çünkü kara deliğin merkezindeki tekillikten bir boğazdan geçip ak delikten çıkabilirsiniz. Kara delik, ak delik esasında Einstein denklemlerinin çözümü. Einstein denklemleri zaman tersinmesi altında simetrik denklemler. Zamanın geçmişten geleceğe gittiği çözümler olabildiği gibi zamanın gelecekten geçmişe doğru gittiği tersine çözümler de olabilir. Dolayısıyla kara delik çözümlerini kabul ettiği gibi ak delik çözümlerini de kabul eder. Kara delik çözümleri içine düşen her şeyi yutan çözümler, ak delik çözümleri de içindeki her şeyi dışarı püskürten çözümler. Bu da var. Biz yani bunu hani imkan yok diye söylüyoruz ama Einstein denklemleri buna izin veriyor. O zaman Einstein-Rosen çözümleri de şey yapıyor. Kara delik çözümünü alıyor, ak delik çözümüne bağlıyor. Arayı tüp geçitle bağlıyor. Ve ona solucan deliği demiyorum, tüp geçit diyorum. Tam uzay zamanda tüp geçit çünkü. Şimdi bu filmin ana fikri çok ışık hızından hızlı gidemiyoruz. Uzay aracımız gidemiyor. Peki çok uzakta başka galaksilerde veya galaksinin çok ucu köşelerindeki bir olası yaşanabilir gezegene nasıl seyahat edeceğiz? Çok da hızlı gidemiyoruz. Seyahat de sürmesini istemiyoruz. Tüp geçitten geçelim. Tüp geçitten demek işte Jüpiter'in yakınında eğer bir kara delik varsa kara deliğin içine girip tüp geçitten geçip ileride bir yerde ak delikten çıkıp oraya ulaşmış oluruz. İnsan hayatı içinde. Filmin senaryosu buna dayanıyor. Tabii tüp geçit açık tutulabilir mi? Veyahut şu daha iyi. Biz gezegen sistemimizde bir kara delik olduğunu bilmiyoruz. Filmde böyle Jüpiter yakınında bir kara delikten giriyorlar. Bizim gezegen sistemimizde bir kara delik yok. Bildiğimiz yakınımızda da yok. Galaksi merkezinde belki bir tane var ama oraya kadar gitmesi zaten kendi başına problem. Çünkü biliyorsunuz bizim galaksimiz hepsi gibi dönüyor. Böyle kolları var, spiral kolları var yukarıdan bakınca. Ortasında da bir tümsek var. Biz neredeyiz bu galakside? Kolun böyle uç noktasında, ta kenarlarda bir yerdeyiz. Baktığımız zaman işte biz Samanyolu galaksisini görüyoruz, galaksi merkezi görüyoruz aslında. Biz çok kenarlardayız. Zaten yani galaksi merkezine kadar seyahat demek zaten yani çok uzun bir seyahat demek. Biz onu istemiyoruz. Peki nasıl bir tüp geçit oluşturabilirim? Topolojide bu kadar. Topolojide manifoldlar teorisinde ne bileyim küre yüzeyini aldığınız zaman bu iki boyutlu sonlu sınırsız bir yüzey. Bu kavramları da vereyim. Sonsuz demek sınırsız demek değil. Sonlu, sınırsız küre yüzeyi. Niye? Niye sonlu? Kürenin yüzey alanı da sonlu. Ama sınırsız. Çünkü karınca yürümeye başladığı zaman hiç buna dur diyen bir sınır yok. Buradan geçemezsin diyen sınır yok. Sonlu, sınırsız bir yüzey. Peki, bunun içine işte balona bir tane noktayla bir delik açtığımızı düşünüyorum. Topolojik olarak yüzeyde delik açıldığı zaman bunun topolojisi açılmamış yüzeyden çok farklı.
Peki bir tane daha yakına, bir tane daha delik açın. İki delikli küre üzeri, o da farklı topolojik olarak. Peki bu topolojilerin bu şeyler var, sözcüler, ameliyat diyorlar buna. Topolojiyi okuyanlar ameliyatları bilirler, manifoldlar üzerinde ameliyat yapmak, delik dermek, delik kapamak. Bir de tüp geçitle bağlamak. İki tane delik açın, tüp geçitle bağlayın. Gen usulü değiştirdiniz, küreyi torus haline getirdiniz. Biraz böyle esneterek, değil mi? Simit yüzeyi gibi. Karpuz yüzeyinden simit yüzeyine geçtiniz. Bir delik derdiniz, bir de delik derdiniz. Bir tutacak yaparak, kendini yaparak bağladınız. Bunlar topolojik olarak ameliyatlar, manifoldlar üzerine yapılan. Peki, ben fizikçi olarak hiç düşünemiyorum. Bir tüp geçidi yapay olarak oluşturabilir miyim? Uzay zaman dokusu üzerinde deliklenebilir miyim? Ya ben bunu teknik olarak nasıl yapabileceğimize tahayyül bile edemiyorum esasında. Belki yapabiliriz, bilmiyorum. Ama kavramsal olarak önce bir anlamamız lazım. Uzay zamanımızın sürekli ortamda bir tane singularite yaratmak, tekillik yaratmak, delik delmek. Peki o da yetmeyecek. Bir de başka bir yerde delik delmek. Bir de buna kut takmak. Kut takmak kendisi. Yani bunu yapabilseydik o zaman istediğimiz yerde bir delik delerdik. İçine gireceğimiz kara delik. Çıkacağımız başka bir daha delik deler. Onları da tüp geçitle kut takarak birleştirirdik ve uzay gemimizle geçerdik. Şimdi bir de bu var. Takmış olduğumuz kut fiziksel olarak gravitasyon kuvvetleri nedeniyle içe doğru çekiliyor. Bunu açık tutabilmek için kulpu bir basınç lazım. Gravitasyondan çekimi engelleyecek bir basınç lazım. Kuantum maddesiyle bu basıncı, negatif basıncı sağlıyor. Ama kuantum maddesi sağlıyor. Dolayısıyla çok küçük mesafelerde, çok küçük mini kulplar takabilirim. Açık tutabilirim kuantum maddesi doldurarak. Ama uzay gemisinin geçmesi, bir astronotun tüp geçitten geçebilmesi için bunu açık tutmak biraz hayal sınırlarımızı iyice zorluyor. Yapılabilir olduğunu kabul edelim ama şunu da bilmemiz lazım. Eğer bu basıncı, yani dışa gravitasyonel çekmeye engel olacak dış basıncı, eksi işaretli basıncı sağlayacak herhangi bir neden bulamazsak esasında tüp geçitme fikri de yatar. Ama biz tabii bunu dert etmiyoruz. Özellikle kozmolojiler dert etmiyor değil mi? Karanlık maddelerimiz var, karanlık enerjilerimiz var. Karanlık enerji dediğimiz tam olarak bu zaten. Karanlık enerji diyoruz. Eğer yoksa vardır biz nasıl olsa merak etmeyin diyoruz. Tamam, filmde de aynı şekilde NASA'dan yollanan Lazarus misyonu. Bundan da biraz farklı bahsetmem gerekiyor. İsimlerini tam olarak hatırlayamayacağım ama galiba Endeavor'dı galiba şeyin ismi. Endeavor. Endurance miydi? Endurance'dı. Endurance. Esas ana gemi. Ana gemiden iki tane Ranger ve Lander diye iki tane iniş gemisi, shuttle çıkıyor. Bunları bilgisayarlar, robot bilgisayarlar yönetiyor. Bu da yani eski bir fikir tabii. Birisi Cars, birisi Case. Her bir şeyde, shuttle'da birer tane bilgisayar var. Bütün işleri, her şeyi yöneten ve de konuşan, bilgi veren. Şimdi şeye de geçeyim. Şimdi bütün yapılanlar sonuçta. Ben biraz burayı atlayayım, şu resmi göstereyim. Şimdi filmde esas olan tüp geçitten geçtikten sonra başka bir noktaya gittik. Orada Gargantua denen bir kara delik var. Bu da kara deliğin resmi. Şimdi kara deliğin resmini vermem sadece etmeyecek. Çok iyi kurgulamış Kripton bu noktada. Kara deliğin bu boğazı, akdeliğe açılan boğazı, uzay istasyonunun Endeavour'ın durduğu yer şurası. İçeriye yolladığı iki tane gezegen var. Bir tanesi Miller, buz gezegeni. Bir tanesi sanırım şurada Man, planet. Bu da su gezegeni. İki tane gezegen ziyaret ediyorlar. Şimdi bu resimleri söylemek çok ilginç ama şimdi kara deliğin dönüş hızını, kütlesini ve her şeyi, bütün parametreleri öyle ayarlamanız lazım ki çünkü kara deliklerin yanında gezegen olmaz. Gezegen Güneş'in yanında olur.
kara deliğin yanında gezegen koymaya kalkarsanız içine gider. Nereden olacak kara deliğin etrafında düzgün bir kapalı yörünge etrafında dönen bir gezegen, iki tane gezegen burada. Fakat dönen bir kara deliği kütlesini ve dönüş hızını özel olarak ayarlarsanız bu şekilde belli uzaklıklarda gezegen olma ihtimalinin olabileceğini hesaplamış ekip. Bu esasında fizik olarak bayağı ciddi bir iş yani. Onu da söyleyeyim. Mesela bu resim bu resimde daha çok konuşacak kara delik resmi. Bunda mesela dönen kara delik diyoruz ama dönen kara delik olsaydı çok karmaşık. Aynen çok karmaşık. Senin dediğin efektler var. Bir de dönmeden dolayı renklerde kızıla kayma ve mora kaymalar var. Sizden öteye dönen kısımlar mora kızıla kayıyor. Bu tarafa size doğru gelenler mora kayıyor. Dolayısıyla buradaki birikme çemberindeki, yüzlerindeki sarı renkte esasında hareli olacak dönüş yönüne göre vesaire. Şimdi bunu Kipton bilmiyor değil. Kipton biliyor da daha fazla filmi izleyenlerin kafasını karıştırmamak için sadece duran bir yıldız yapmışlar. Tamam? Bu yani Gargantua esasında extreme curve, öyle diyeyim. Extreme curve. Yani parametreleri özel olarak ayarlanmış olan bir çözüm. Zaten yeterince zor bir iş. Bazı teknik ayrıntıları da film yürümesi açısından gözde yani görmezlikten gelinir. Evet. Esasında bizim açımızdan, fizikler açısından gargaraya getirmiş oluyorlar. Tamam, olabilir. Böyle bir... Evet, evet. Yani dolayısıyla parametreleri esasında iyi ölçmüş, bitmiş. Fizikçi yapıyor bunu. Şey yapmıyor yani, bilim kurgu yazarı yapmıyor. Fizikçi yaptığı için. Ve de şu makale sonradan çıktı. Bu benim de mesela en son makalem bu oyunda çıktı. Classical and Quantum Gravity. Bu çok ilginç. Aynı zamanda bu filmin özelliğini de gösteriyor. Bu filmdeki simülasyon, size gösterdiğim şu kara delik resmi, simülasyon resmi. Burada Einstein'ın alan denklemlerini almış, yörünge denklemlerini çıkarmış ve yörünge denklemlerinin nümerik integrasyonuyla bu resmi jenerate etmişler. Şimdi benim denklemleri mesela Einstein denklemleri bunu biz derslerde biliyoruz değil mi? Ben genel relativite dersinde geçen 100 verdim. Bunu da yaptım yani. Bu bilinen kör metriği, dönen kara delikleri tarif eden kör metriği. Boyer-Lindquist koordinat sisteminde bu da çok güzel yapanlar bilir. İşte yani T dediğimiz zaman, R dediğimiz radyal koordinat, theta phi koordinatları, dönme parametresi, işte A dediğimiz spini, M dediğimiz, M olacak bir yerlerde, bir yerlerde olması lazım. O da kütlesi. Ekstrem olduğu için yok galiba. Tamam. Yani sonuçta Kip Thorne'un yaptığı bilinen Einstein denklemleri direkt olarak integre etmek. Bu konuda da yorumda bulunacağım. Ben şimdi öğrencime desem ki al Einstein denklemlerini numerik olarak çöz, Maxwell'da çöz gel. Böyle bir resmi çıkartamaz tabii ki. Buradaki son derece birikmek diski. Kare değil mi? Yani maddeyi böyle dönerek. Bu statik değil mi? Yani şu anda bu resmi o şekilde jenere edilmiş. Aslında filmde dönen kare değil ama yani dediğim gibi bu resmi jenere etmesi, yaratması çok zor. Şu açıdan zor. Şimdi burada ben size şeyi yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Yani buradan esasında bitmiyor. Ben de fizik seminerini verseydim biraz daha farklı verirdim. Buradan yörünge denklemleri çıkacak bu metrikte. Sonra yörünge denklemleri fotonsal olduğu için, fotonlar olduğu için ışıksal nal yörünge denklemleri çıkacak. Onun integrasyonunu verilen sınır şartlarına göre yapmamız lazım. Resmi jenerate etmek için başka teknik zorluklar var. Siz resmi koordinat sisteminin merkezinden görmüyorsunuz ki, kara deliğin dışında bir noktadan görüyorsunuz ve belki bir yöne bakarak görüyorsunuz. Dolayısıyla bir de nasıl diyeyim, gravitasyonel mercekleme sorunları var. Çünkü arkadaki gök cisimlerine baktığımız zaman ortada ağır bir cisim varsa gelen ışığın yörüngesi de bükülüyor. Dolayısıyla siz çok ağır bir cismin, kara deliğin arkasındaki bir yıldıza baktığınız zaman orada bir paralaks sapma, bir belli bir açıda
distort edilmiş olarak görüyorsunuz görüntüyü. Döndüğü zaman sanki böyle çevredeki yıldızlarla beraber dönüyor gibi, peşinden sürükleniyormuş gibi bir görüntü veriyor. Bunu da göstereceğim. Bu dönmeyen Schwarzschild kara deliğinin nasıl simüle edildiği hakkında bir gene bir makaleden aldım. Hiçbir ayrıntısına girmeyeceğim. 30. Bu ise simülasyon sonunda fizikçilerin yaratmış olduğu resim. Şimdi bu noktada işe sanatçılar karışıyor. Kip Thorne bu noktada Hollywood filmi yapıyor tabii, değil mi? Aslında Hollywood'daki film çevirenlerin elindeki maddi ve de her türlü bilgisayar imkanı üniversiteleri katlar, çok katlar hem de. Onun için Double Negative animasyon şirketiyle çalışmış. Bu makaledeki diğer yazarlar da bakın adreslerine Double Negative Limited, London. Ana merkezi de Londra. Buna pek çok filmin, Hollywood filminin animasyonlarını yapan şirket. Bunlar da bilgisayarcılar. Fizik makaleleri falan hiçbir zaman olmuyor. Ama zor bir iş yapıyorlar. Sahiden bu denklemleri alıp bu resmi generate etmek. Fakat bu tabii siz de filmde bunu kullanamazsınız. Filmde kullandığınız bunu IMAX'de gösterebilmek için bayağı smooth out etmeniz, düzgünleştirmeniz, filmeniz, düzeltmeniz, parlatmanız gerekiyor. O da bu işte. Bu resim. Şimdi burada tabii size sormam lazım. Gerçek mi? Benziyor. Fakat bu resim, bunu düşünmeniz lazım üstünde. Einstein denklemlerinin doğruluğuna güveniniz, tamam. Ve Einstein denklemlerinin sonucu olarak böyle bir cisim olabilir. Ama ben böyle bir cismi zaten göremem. Çünkü gökyüzündeki cisimleri de parçacık hızlandırıcısındaki çarpışma sonuçlarında ben gözümle görmüyorum. Mikroskop altında, teleskop altında artık ben gözle bakmıyorum. Ben bunu bilgisayar ekranında dijital verileri işleyerek elde ediyorum. Bu da dijital verileri işleyerek elde edilmiş bir resim. Kara delik olsaydı böyle görünecekti. Yani artık gerçeklik konusunda da düşünmemiz lazım. Bunu gerçekmiş gibi algılayıp hareket ediyorum. Gargantua kara deliği, filmdeki de en güzel resimlerden bir tanesi de bu işte. Bu kara deliğin içine giriyorlar. Bu su gezegenindeki resmi, nasıl oluyor da su yüzeyinde yürüyor falan gibi tabii sorunlar bana söyleyebilirsiniz. Niye buz var, düşünüyorlar mı diye de sorabilirsiniz. Fakat yani bu noktada bilim kurucuların hayali tabii öne geçmiş durumda. Hikayesini hiç anlatmayacağım. Biraz önce size galaksi merkezinde bir kara delik olduğunu düşünüyoruz demiştik. 1995'ten beri bu biliniyor. Galaksilerin merkezinde birer kara delik olması ihtimali. Bu da gerçek datadan, verilerden elde edilmiş bir takım yörünge hesapları. Andrea Ghez tarafından ölçülen ve de Samanyolu galaksinin merkezindeki yıldızların hareketi. Bunun analizini yaptığımız zaman bunların galaksi merkezindeki çok ağır bir kara deliğin etkisi altında hareket ettikleri sonucunu çıkartabiliyorsunuz. Dolaylı bir sonuç. Peki bundan bahsettim. Tabii burada kara delikten akdeliğe seyahat etmek için Türk geçidi açık tutabilir miyiz sorunundan bir tanesi de, peki de geri gelebilir miyiz sorunu var. Şimdi filmde çünkü gayipten haber getirmesi lazım astronotun gidip gördükten sonra bu gezegende yaşanabilir veya yaşanamaz diye geriye gelip haber vermesi lazım. Şimdi Türk geçitlerin özelliği bir ucunda kara delik, öteki ucunda ak delik. Bir yerden gelip öteki yerden hadi çıktığınızı düşünelim de geriye nasıl geleceksiniz? Ak delikten içeri gelip kara delikten çıkmak diye bir şey söz konusu değil bu noktada. Geriye nasıl haber getireceksiniz? Filmin son kısmında biraz her bakımdan olaylar kanatlanıyor. Havadan ayaklar yerden kesiliyor. Öyle değil. Ve bu noktada da bizim fizikte yaptığımız biraz bol spekülatif nitelikli teorilerimiz öne çıkıyor. Demiştim ya, Kip Thorne baştan şartını koşmuş. Eğer fantazi öne çıkacaksa bunu fizikçiler yapacak, bilim kurucular değil. Peki nasıl haber veriyor geriye gelip de? Kurtar. Kara deliğin içine atlıyor, öbür tarafa geçiyor. Fakat bir şekilde de kızı Murphy'ye, bu arada o da teorik fizikçi olmuş, teorik fizikçi olmuş olan kızı Murphy'ye ne gördüğünü gayetten haber verecek, geriye gelecek, nasıl yapacak?
Şimdi bu noktada epey bir şeyler geliyor bizim. Biliyorsunuz kuantum gravite teorisi, gravitasyon teorisi, kuantum gravitasyon teorisi aradığımız, işte olması gerekir dediğimiz nesne. Bunun için en yakın aday olması en muhtemel olan süpersicim modelleri. Ve süpersicim modellerinin tutarlılığı bize bir zaman 9 uzay zamanı boyutunun varlığı gerektiriyor. Yüksek boyutlu modeller yapabiliriz. Belki de kara deliklerin tekilliklerine yaklaştığımızda uzay zamanının sürekli bir ortam olduğu fikrinden de vazgeçebiliriz. Bir örgü olabilir. Uzay zaman örgüsü, 4 boyutlu. Filmde buna tesseract diyor ama tesseract esasında hiperkübik örgü demek. Bunu yalnız resimde çok güzel eşarp bir resimlerle filmin sonunda tesseractlar içerisinde yüzerek hareket eden bir astronot görüyorsunuz. O yüksek boyutlarda hareket, 5. boyutta hareket ediyor demek. Şimdi biraz burada hayal öne geçmiş oluyor. Kara deliğin içine düştüğü zaman astronotumuz öteki taraftan 5 boyutlu bir evrene çıkmış oluyor. Ve 5 boyutlu bir evren içerisinde 5. boyut boyunca hareket ederek başlamış olduğu noktaya fakat önceki bir zamanda ulaşmış oluyor. Ben de 5 boyutlu bir modelde çok çalıştım. Evet, 4 boyutlu. 4 boyutlu uzay. 5 boyutlu bir zaman 4. 5 boyutlu 4 boyutlu. Mesela 4 demek. Yani daha şey filmciler şeye 9'a kadar gelmemişler. Daha esasında yerimiz var. Hayal işletecek yerimiz var. 5 boyut yetiyor ama ben de 5 boyutlu modellerle çalıştım. Rainbow senaryoları ile ilgili, Randall Sutter modelleri ile ilgili çalıştım. Uzay 5 ve 4 boyutlu evrenin sınırları 3 boyutlu evrenimiz içinde yaşadığımız yer. 5. boyuta çıkıp geri gelebilirsiniz. Bunlara da deep brain'ler deniyor, deep brain'ler deniyor. Dolayısıyla bu tip modelleri kurmak, makale yazmak, ben de yazmıştım yani makale yapmıştım. Yani zamanda geri gelmek için iyi olmuş. Evet, evet üst boyuta gidiyor ve zamanda geri geldiğinden diyor film. Şimdi filmin başında Murphy'nin gördüğü bir takım hayaller var filmin başında. Kızı bir kütüphanenin içinde yaşıyor. Biraz o kütüphane benim çocuklukta büyüdüğüm ve şimdi her taraf daha taş kitap oldu. Benim yaşadığım ve senin yaşadığın kitaplara benziyor. Kitap böyle boyun boyunca kitap. Kitapların arkasından sesler geldiğini iddia ediyor Murphy devamlı olarak. Ona tabii ya sen de düşünmüşsün diyorlar ona. Filmin sonunda anlıyorsunuz ki babası olan astronot bütün seyahatleri falan yaptıktan sonra dış boyutlara çıktıktan sonra aynı eve gelmiş, kütüphanenin arkasına gelmiş ve doğrudan ona ulaşmaya çalışıyor. Kitapların arasından onu görüyor. Kitapların arasında bizler tonel diyoruz var mı bilmiyorum, dikkat etmedim ama olabilir de kitapların arasında. Şimdi bu noktada tabii fantazi iyice kaptırıyor kendini. Çünkü diyor ki en sonunda astronot zamanından önce geçmişte kızına ulaştı aynı yerde nasıl haber olacak? Gravitasyon dalgası kullanılıyor. Gravitasyon dalgasıyla mesaj iletiyor kızına. Ne iletiyor? Burası da bana tam fantazi gibi geliyor. Evrenin sırrını veren formülü yazıyor. Biz de bayılırız yani. Birisi bize gelse bir tane formül yazsa bütün işler bitti yani. Değil mi? Bu biraz esasında çok naif bir bakış açısı değil mi? Bir tane formül yazacaksınız ve evrenin sırrı çözülecek. Ama neyse filmde bu da oluyor. Ve bu noktada zaten gravitasyon dalgasıyla mesaj ileterek evrenin sırrını veren formülü de kızına verdikten sonra kızı da tabii teorik fizikçi olduğu için o formülü kullanarak bütün problemleri çözüp ondan sonra insan ırkını oradaki gezegenlerden bir tanesine götürebiliyor filmde mutlu son. Burada da biraz gravitasyon dalgası hakkında konuşacağım. Bu benim kendim de ilgilendiriyor. Ben Koç Üniversitesi'ne gelmeden önce bir sene İngiltere'de bulundum. İngiltere'de çalıştığım grupta onlar gravitasyon dalgası arayan grup içinde değil de yan gruptu. Yani projenin alt projesi gibi bir proje içerisinde çalışıyor. Gravitasyon dalgası bölgeyi gözlemek için 1960'larda belki eskiler hatırlar. Çok büyük deneyler vardı. O zaman yapılanlar 60-70 tonluk solid alüminyum silindirleri koyup
İşte bir taraftan dalga gelecek, öteki taraftan dalga çıkacak. O titreşimi ölçerse gravitasyon dalgası bulunacak. Bu Amerika'da denendi, Avrupa'da denendi, Rusya'da denendi. Bu fazla bir, bu hiçbir sonuç vermediz. Fakat biz gravitasyon dalgalarının olduğunu 1975'te Hasan Taylor'ın milisaniye kutsal keşfinden biliyoruz. Çünkü bu milisaniye kutsal dönen manyetik bir yıldız. Manyetik alan döndüğü için bize gelen manyetik sinyaller, dalgalar, elektromanyetik dalgalar pulslar halinde geliyor. Milisaniye aralıkları. Fakat bunların yavaşlamasını ölçebiliyorlar. Ve yavaşlama oranı dönen yıldızın gravitasyonel dalga verdiyerek enerji kaybından ve bu nedenle yavaşlamasından, dönmesindeki yavaşlamasından tam olarak karşılıyor. Ve dolayısıyla bunu indirekt olarak gravitasyon dalgasının varlığının kanıtı olarak düşünüyoruz. Ama şu anda göstereceğim size deneyler gerçek. Bunlar fantazi değil. O fantazi gibi de gelebilir size. Aynı ölçekte işler yapılmaya çalışıyor. Bunu biz mesela biraz sonra da size şeyi göstereceğim. Bu bizim yapmış olduğumuz gravitasyon anteninin simülasyon modeli. Gravitasyon dalgaları bilenler için söylüyorum. Kuadrupol momentine uyarır. Elektromanyetik dalgalar dipol momentine uyarır. Gravitasyon dalgaları yani burada bir uyarılma tipi, bu da öteki uyarılma tipi. Farkı belki görebiliyorsunuz. Gravitasyon dalgası derken bizim modelimiz uzaya şöyle çelik konstrüksiyondan bilmem 10 küsur kilometre çapında olan bir halka koyduğumuz zaman göbeğinden gravitasyon dalgası geçerse nasıl titreşir? İki moddan bir tanesi de titreşir. Şeyi söyleyebilir miyim? Benim bir şu anda modern simülasyonları gösteren bir video olacak. Onu yönetir misiniz? 2001 senesinde bizim Maple kullanarak yaptığımız simülasyonla şu anda yapılan ve de Facebook'tan da izleyebildiğiniz kara delik simülasyonları arasındaki sofistikasyon farkını göstermek istiyorum size. O benim yapabilecek misiniz onu? Black Hole Merger. Şimdi bu iki kara deliği çarpışıp dönerek birbiri üstüne düşmesini gösteren bir simülasyon. Gene aynı şeyi soracağım. Gerçek mi değil mi? Ne diyorsunuz? Çünkü bir de arka planda da şeyler var. Çılmıyorlar. Arka planda da yıldızlar var. Hoş değil. İki kara delik benim çarpışıyor. Bu Einstein denklemlerini belli başlangıç şartları altında ipekle ediyor. Arka planda da yıldızlar olduğu için yıldızların dönüşünü nasıl? İki tane kara delik birbiri etrafında dönüyor. Ve de birisi diğeriyle birleşiyor. Ve de bu esasında yıldızlar arkası dönmüyor. Gravitasyonel merceklenme nedeniyle arkadaki görüntünün distorsiyonu. Bir de bu başka bir açıdan bakın. Arkaya geçtiği zaman kara deliğin arkasını görüyorsunuz. Çünkü şeyler, oradan kara delik o kadar ışık bükülüyor ki arkadan gelen ışık ön taraftan görülebiliyor. Yani arkaya geçtiği zaman da görüyorsunuz kara deliği. Peki, bunu SXS, bunu Simulating Extreme Space Times, bunu internetten daha da gelişmiş simülasyon sonuçlarını bulabilirsiniz. Biraz şeyin geleceği bu yönde gidiyor, fiziğin geleceği. Biz denklemleri yazarız, her türlü cambazlığı yapar, çözeriz. Şimdiki genç nesil bilgisayara verip çözüyor. Yalnız biraz önce Double Negative şirketinin de verdiğim size söyledim. Sanırım biz ne, hangi terabayttayız değil mi? Bir üst düzey ne oluyor terabayta? Yani ürettikleri bilgi miktarı 3 tane daha mertebe üstte çıkmış. Double negatifin şey olduğu için olanakları o simülasyonu yapabilmişler. Herhalde bir üniversitede biz onu yapamaz. O kadar da ciddi bir bilgisayar kapasitesi ve de bilgisayar hızı lazım bu simülasyonu yapmak için. Ama sonuçta fizikte o yönde hareket ediyor.
gibi bir yer, bu gravitasyon dalgasını görmek için şu anda biraz yavaşlamış, biraz finansal sıkıntılar nedeniyle yavaşlamış olan çok büyük projeler var. Bu LIZA projesi, yeryüzünden gravitasyon inceleme. 2 kilometre. Bunun içinde bir femtosaniye lazer ışık var. Kupola giden gravitasyon dalgası geçerse titreşimleri arasındaki farktan bir girişim deseni yapabilirler mi? Bunlardan bir tane Washington State'de var, Amerika'nın kuzey batısı. Bir tane Louisiana'da var. Üçüncüsünü de şu anda Hindistan yapıyormuş. Üçgenleme yaptığı için gravitasyon dalgası tabii yani sadece bir ucu buraya gelecek. Bir ucu da öteki Amerika'dakine gelecek ama nereden geldiğini anlayabilmek için üçgenleme yapmanız lazım. Üçgenlemeyi de dünyanın yüzeyinde ne kadar geniş bir aralığı yaparsanız o kadar iyi. Hindistan, Avrupa değil. Hindistan, Avrupa biraz bu konuda tık nefes kaldı tabii para meselesi nedeniyle. Bir de böyle LIGO projesi var. Bu ise bir fantastik bir proje. Çünkü burada artık böyle laboratuvar içinde yapmıyorsunuz. Çünkü 2 kilometrelik laboratuvar kolunu gösterdiğim zaman oradaki tüpün mutlağa yakın vakum olduğunu düşünün. 2 kilometrelik kolda, 2 kilometrelik kolda vakum elde etmeniz gerekiyor. Pikosaniye lazer kuşmasını yollamak için. Pikosaniye de yani şey, femtosaniye değil mi? Altı şu anda. En üstü hassasiyette. Yeryüzünde yapmanın zorlukları var ama en azından yeryüzündesiniz. Peki, bu da uzayda, Jüpiter yakınlarında bu milyon kilometre mertebesinde her bir üçgenin her bir kenarı 3 tane noktaya uzay aracı koyacaksınız. Bu uzay aracı aralarındaki mesafe, milyon kilometre mesafeyi femtosaniye gösteriyor. İşte yani o kadar hassasiyetle sabit tutacaksınız. Bir de gravitasyon dalgası nereden geliyorsa oraya yönlendirmek istiyorsanız tabii ki bizim gezegenlerimiz duymuyor yine. Dolayısıyla Jüpiter'in yanında da dönmesi gerekir. O zaman cephesi değişiyor. Cephesini de dönerken öyle bir ayarlamanız lazım ki devamlı aynı noktaya bakacak. Bu da bir simülasyon, eski bir simülasyon. Yani bu Jüpiter'in gezegeni Güneş etrafında dönerken işte yukarıya koyduğumuz uzay istasyonları da onu izleyecek. Gravitasyon dalgası için bunu biraz ertelediler. Bu biraz fazla iddialı. Ama yani bu da sanki böyle kurgu film gibi geliyor değil mi? Bilim kurgu gibi geliyor ama bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi 2013'te Gravity filmi vardı. 2014'te Interstellar filmi vardı. 2015'teki filmde Mars'a gidiş değil mi? Bu. Bir de tabii bizim çok izlediğimiz dizi film var değil mi? Big Bang Theory'yi izliyorsunuz bilmiyorum. Bizim hayatımızdan bir parça o teorik fizikçiler olarak. Sanki kendi kendimizi izliyoruz gibi. Bütün bunların bir amacı var esasında. Çünkü bunu ben işte bu gravitasyon dalga konusunda daha 35-40 senedir birlikte çalıştığım fizikçi daha geçenlerde yeni geldi. Onunla konuşurken, sohbet ederken işte bunları da konuştuk. O bilgimin işte dediğin işte şey bekliyor. LIGO projesi bekliyor. LIGO projesine işte Hindistan'da tekrar yapılacak. Ona kara tekrar bulundu vesaire. Havadan sudan konuşurken ben biliyordum ki mesela onun fizik bölümünde 40 öğrenci izler zor olur, 40 öğrenci fizikçi okuturlardı. Dedi ki 120 öğrenci alıyoruz. Ben de böyle dedim, Allah'ım. Yani biz böyle fizik bölümlerini kapatıyoruz, her şeyi sıfır diyoruz. Onlar 40 öğrenciden 120 öğrenciye çıkmış. Gene konuşuyordum, yani ben kimya bölümünü kapattıklarını biliyorum 15 sene önce. Ondan sonra kimya bölümünü açmışlar. Fizik bölümünün arkasındaki park yerini kimya bölümü yapıldı. Bilmem kaç milyon sterlin harcayarak Quantum Silent Laboratory yapıyorlarmış. Çünkü orada Mills'in kendine kadar inebildikleri için kuantum kimyasıyla malzeme bilimleriyle ilgili deneyler yapıp kimya bölümünü aktive etmişler. Bu aslında tekil bir olay değil. Amerika'da da, Avrupa'da da temel bilimlere tekrar bir dönüş ve de öğrencilerin ilgisini çekmek ve de kamunun algısını bu yönde şekillendirmek yönünde bir hareket var. İnsanlar temel bilimlere gitmek istiyor. O kadar yüksek teknoloji geliştirmek istiyoruz ki, nanoteknoloji geliştirmek istiyoruz. İletişim, nano ölçekte iletişim yapmak istiyoruz.
uzaya gitmek istiyoruz. Bunu biz mühendislik eğitimiyle artık yapamayız dünyada. Bunun için çok ciddi bir temel bilim ve matematik eğitimi gerekiyor. Ve Avrupalılar bunu yapıyorlar. Ve bu çevrilen filmler aslında bunun iki amaca hizmet ediyor. Bir tanesi algı oluşturmak. Mesela bir LIGO gibi projeye bu kadar büyük paraları dökmek için bir gerekçe oluşturmak. İnsanların hayal gücünü kamçılamak. İkincisi de tabii mesela Big Bang teori gibi teorileri, dizileri fizik ve matematik bölümlerine öğrenci çekmekte çok büyük etkisi var. Gençler sahiden hevesleniyorlar ve geliyorlar. Çünkü ben de hatırlıyorum, ben de eskiden Amerika'da mesela bir bölüme gittiğim zaman doktora programı çok iyi programlar olabilir, projeler olabilir. Fakat bütün öğrenciler Çinli, Hintli, Türk, işte oralardan gelmiş insanlar olurdu. Hiç Amerika'da olmazdı şimdiye kadar. Şimdi yavaş yavaş o öğrencileri de heveslendirip çekmek istiyorlar. Biraz da bu filmlerin niteliği o. Ve Mars'a gitme projesi de arkadaşımdan duyduğum gene çok sürpriz oldu. Sen bu projede eski proje ne oldu, çalışıyor musun dedim. Yok dedi. Ama dedi ESA'daki Mars misyonunun panellerine katılıyorum dedi. Dolayısıyla ciddi olarak Mars'a gitmeyi düşünüyorlar. Ve nitekim haberlerde de izlemişsinizdir. Mars'a bir robot araç indi. Veri yolladı, su buldular, gaz buldular. Ve de Amerika'da çölde kendi kendine yeterli bir insan topluluğunu çok uzun bir süre kapalı olarak yaşatacaklar. Niye? Çünkü Mars'a yolladıkları zaman dünyadan hiçbir destek gelmeden yaşayabilsinler diye. Ve ben size Wikipedia'da bugün yaptım. Wikipedia bazen dikkatli kullanırsanız çok ilginç bir bilgi kaynağı. Her şeye tıklaya ulaşabiliyorsunuz. En azından kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Amerika'nın Mars projeleri, Avrupa ESA, European Space Agency'nin Mars projeleri, Rusya tabii eskiden beri Mars'a uzay aracı yolluyor. Bir de Hindistan başarılı olarak Mars'a araç yollamış. O zaman benim kafamda dank etti. Niye Interstellar filminde Orta Batı'nın üstünde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir drone dolaşıyor? Değil mi? Esasında rakip var. Çin ve Japonya'nın da programları var. Fakat Çin ve Japonya'nın programları şu ana kadar Hindistan'ın kadar da başarılı değil. Hindistan 2014'te Mars yörüngesinde bir uzay aracı oturtmuş ama Japonlarınki ve Çinlilerinki de gitmemiş ama onlar da var. Yani bakın bir ileriye kaçış programı bu. Dünyadaki olanaklar, kaynaklar tükenince, rahatımız kaçınca herhalde Mars'a gidecekler de biz gidecek miyiz? Bizim kültürel olarak ileri kaçış meselesi bize uyar, değil mi? Orta Asya'da tükenince çevre Anadolu'ya gelmişiz, Anadolu'da tükenince Almanya'ya gitmişiz, oradan da biz gidebiliriz ama bunun için bir yatırım gerekiyor. Çok ciddi olarak bizim derlenip toplamı çok uzun vadeli hedefler belirleyip belki de buna eklemlenmemiz gerekiyor. Ve ben bu bilinci Türkiye'de henüz görmüyorum. Mesela böyle büyük çaplı projelerden bir tanesi SEN projesi. Ben SEN projesi, sen varsın, kendi çalıştım. SEN projesine ben 68'den beri varım değil mi? Bizim hocalarımızdan bir tanesi SEN'deki projeden biriydi ve Yüksek Enerji Fiziği Laboratuvarı kurmuştu o bile. Mesela 68'den beri bu işin söylendiğini, tartışıldığını, toplantılar yapıldığını ben biliyorum. Ben de zaman zaman yer aldım ve en sonunda kaç sene oldu? 54'ten beri 60 sene olmuş. 60 senedir uğraştık, şey yaptık, en sonunda asosiye üye olmaya karar verdik. Bu ama asli üye olmak değil. Tamam, asli üye olmanın bir takım mali getirdiği zorlukları var. Belki bunu karşılamak istemiyoruz ama bu aynı zamanda bir vizyon eksikliği. Çünkü asli üye olduğunuz zaman böyle büyük projelerin içindesiniz, parçasısınız ve karar alma mekanizmaları içerisindesiniz. Bunları siz tasarlayıp bu proje sizin projeniz. Asosiye üye olduğunuz zaman onun en büyük özelliği proje alabiliyorsunuz. Yani sen tünelini kazabiliyorsunuz, kaldırımlarını döşeyebiliyorsunuz, kablolarını yapıp onu döşeyebiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Ama projelerin kendisinde söz sahibi olmuyorsunuz. Ve biz bunu tercih ettik. Vizyonumuz bu bakımdan eksik kalıyor.
Belki paramız bu kadar çok olmayabilir ama dünyanın gittiği noktada bu. En azından eğitimimize ve de gençlerimizin eğitimini bu yönde bizim düzenlememiz lazım. Biraz vizyonumuzu açmamız lazım. Çok darda kaldık. Peki ben burada esasında durmak için iyi bir nokta. Teşekkür ederim.